Nasılsınız efendim? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Biz sahada değişimi görüyoruz. Her toplantıda söylüyorum, biz uzmanları getirip de Çanakkale'de ne lazım diye baktırtmadık. Önce anket yaptık, halk ne istiyor? Sonra uzmanları getirdik, dedik ki bu halkın istediklerini nasıl yaparız? Çünkü uzmanın görevi halkın yerine karar vermek değildir. Uzmanın görevi halkın istediklerini tekniğe ve hukuka en uygun şekilde gerçekleştirmektir. Biz siyasiler olarak insanlara akıl vermek için değil, onların ihtiyaçlarını karşılamak için aday oluyoruz. Şu anda da tüm tespitlerimizi tamamladık, projelerimizi ortaya koyduk, biz projelerimizi söylüyoruz. Her platformda söylüyorum, tekrar ediyorum. Otopark yaptım diyemeyen, benimle özgürsün diye topu taca atar. Pazar yerini düzenledim diyemeyen, çocukları da korur diye topu taca atar. Bu memleketin çocuğu da özgürdür, kadını da özgürdür, erkeği de özgürdür, halkı da özgürdür. Yeter ki imar planlarıyla oynayarak bu milletin pazara gitme özgürlüğünü elinden almasınlar. Bu memleketin çocuklarının oyun parklarında oynama özgürlüğünü elinden almasınlar. Yeter ki bu milletin yeşil alanlarda dolaşma özgürlüğünü elinden almasınlar. Yoksa buradaki insanlar zaten özgürdür. Çanakkale Türkiye'ye ve dünyaya örnek olacak bir şehirdir. Özgürlük bir kişi veya kurumun vereceği veya alacağı bir hak değildir. Hatta üzerinde siyaset yapılmaması gereken kutsallarımızdandır. Çalışmalarınız nasıl? Şimdi bir kere herkes bilir, biz Çanakkale'de yapılabilecek hiçbir işi dışarılarda yaptırmayan bir anlayışa sahibiz. Bu tüm sektörler için geçerlidir. Ekonominin burada dönmesi gerekir. İster reklam yaptırın, ister parça yaptırın, ne yaptırsanız yaptırın. Tabii ki yerel basının tüm problemlerini bir yerel yönetim veya bir kamu kurumu çözemez. Kendi içinde çözülecek problemleri vardır. Toplumsal algıyla ilgili problemleri vardır. Yerel yönetimin vereceği destekler vardır. Ben şunu taahhüt edebilirim. Bugüne kadar olduğu gibi. Bundan sonra da herkese eşit mesafede davranacağım ve benim kişi veya kurum olarak benimle ilgili tutumundan dolayı hiç kimseye farklı davranmayacağımı taahhüt ederim. Bunun da en güzel ispatı bugüne kadarki hayatı yaşayış tarzındır. Yerel basın zor durumda. Yani gerçekten kan ağlıyor. İşte gazete fiyatları, işte kapanmaya gelen gazeteler gerçekten çok zor. İşte maddi olarak desteklenmesi lazım yerel basın. Bunda nasıl bir projeler yapabiliriz? İşte, yani yerel basına... Bakın söyledim. Yerel basının getireceği bütün projeler başımızın üstünde. Bu şu demek değil, her gazete çıkaran şu projeyi ben getirdim, bunu belediye öde diyecek değil, anlamında değil. Değil. Ancak her yerel yönetim proje toplar. Evet. STK'lar projeler getirir, basın kurumları proje getirir, iş adamları proje getirir, öğrenciler proje getirir. Bu projelerde bizim öncelik aldığımız yereldeki insanlarımızın projeleridir.